Selam arkadaşlar, ben Naktoro'nun kanalıma video hepinize hoş geldiniz. Crix Drift Racing 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu oyuna zaten video harici pek girmiyorum bu sıralar. Bugün sizlerle çok sevilen seri olan yabancılara kafa tuttuğu devam ettireceğiz arkadaşlar. Ama öncekiler gibi böyle az arabalarımızda değil de şöyle bir güzel şey ne denir ona? Diyeceğimi unuttum bak ya. Şaheser araçlarımızla onlara kafa tutacağız. Bakalım başarılı da olabiliriz. Yenilebiliriz, kaybedebiliriz. İlk başta ben Aston Martin ile başlamak istiyorum. Aston Martin'de bir yarış yapmak istiyorum. Bakalım aracımıza alışmış mıyız? Ben bu aracı pek oynamadım. Bu arada seçkinler tümen birdeyiz arkadaşlar. Bundan sonra efsane zaten son yer. Burayı da bitirdikten sonra efsane liginde sizlerle yarışlar yaparız. Ama benim oynamam lazım. Ben hiç oynamıyorum. Umarım bir gün oynarım da yaparız. Yanımızda Corvette var derken dur. Benim ayarlarım niye buna kaymış? Benim ayarlarım durduk yere değişiyor arkadaşlar. Bunun sebebini çözmüş değilim şu an. Tamam. Let's go. Bakalım o mu iyi biz miyiz? Karşımızda Corvette var. Oy. Araç iyi yanlıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben aracı unutmuşum. Bayağı unutmuşum hem de. Kalkamıyorum. Kalk lan. Haydi aslanım. Oğlum neyi anlıyor lan, benim lastiğim mi yok? Oğlum benim lastiğim mi patlak? Arkadaşlar bu normal değil. Çok yanlıyor. Gidemedim. Bir de çok kolay dönüyor yani. Ekranı çevirdiğim gibi dönüyor yani. Böyle değildi bu araba. Dur bakayım. Bir gariplik hissettim şu an. Lastik çok fazla kayıyor gereğinden. Ama da bu kadar duman atmıyordu bu araba. Bir şey değiştirmişim ben. Allah Allah. Ben oyunu unutmuşum ya. Lastiklerde sıkıntı var arkadaşlar. Evet, %100 lastiklerde sıkıntı var. Yanlış lastikle mi girdik? Baksana. Bir sıkıntı var gibi ya. Dur bakayım, ben şunu bir bitireyim de halledek. Bunu kaybettik. Dur bakayım, anlayamadım. Bir sıkıntı var ya. Niye böyle bu araç? Aynen bak, ben dedim bir sıkıntı var diye. Sıfırdı ama. Dedim lastik bitmiş diye. Dönmüyor çünkü. Ulan ya, ben dedim ama ya. Bu ne lan? Wellington mu bu? Bu araç oydu galiba. Baksana çünkü adamı bile tokatladık hızda. Şu işte lan. Ulan diyorum bir sıkıntı var, araba gitmiyor. Acayip bir sıkıntı var dedim üzerimde. Meğerse lastiklerle alakalıymış. Neyse, sorunu çözdüğümüze göre sıkıntımız kalmadı. Aston Martin'imiz ile yanlayabiliriz. Vantage olması lazım bunun markası modeli. Vantage mi nedir? Paylaştım zaten shortslardan izleyebilirsiniz. Bunun videosunu bayağı bir önceden paylaşmıştım. Olması lazım Shorts kanalımızda. Wellington nerede lan? Ben Wellington'u göremiyorum arkamda. Wellington bize yetişiyor ya. Güzel puan kasıyor Wellington. Hoppa. 6500. Güzel güzel. 6500 iyidir. Ve biz kazanmışız. Arkadaşlar dansım nasıl ama? Zıp tı 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 zıp. Tabi bunun müziği böyle değil. Aklıma müzik gelmediği için onu söyledim. Aklıma müzik gelmedi. Müzik gelseydi onu söylemezdim. Bu arada yine Aston Martin ile girdim. Unuttum ben araba değişeceğimi. Araba değişmemiz lazım arkadaşlar. Yarışta da değişemiyoruz. Aracını güzel yapmış. Bu arada da o spoiler ne alaka kanka? Drift aracına spoiler takıldığını sen hayatında kaç kere gördün? Ben şunu anlamıyorum. Drift aracına spoiler takanlar var. Yani hadi spoiler takabilirsin ama adam akıllı tak bari. Adam gökyüzüne kadar çıkan bir spoiler takmış. Bak bende var mesela, bak spoiler. Aracın kendi orijinalinde var bu spoiler. Çok tatlı duruyor bak bunda mesela. Küçük. Ama büyük ihtimalle ben bunu kaldıracağım arkadaşlar. Ben buna bu arada hiçbir modifiye yapmadım. Aracı aldığım gibi duruyor. Rengi olsun, İşte modifiyesi olsun. Aynı, ben hiç ellemedim aracı. Bu bildiğiniz gibi premium araç arkadaşlar. Aldığım gibi böyle bıraktım. Hiç dokunmadım işte. Jantını olsun, bir şeyin olsun, rengini olsun. Hepsi düz, standart. Bunda biraz oynarım ama büyük ihtimalle. Duruma göre tabi, belli değil.
Oynayabiliriz, oynayamayabiliriz. Derken ne oluyor lan? Ay anasını gözünü seveyim ya. Ne alaka lan? Oğlum Arapça video ne alakalı? Ne alaka oğlum Arapça? Ben gideyim bir Facebook sileyim arkadaşlar. Facebook'u bir silip öyle şey yapalım. Ya da videodan çıkmayayım ya. Sonra silerim arkadaşlar. Facebook'u silin. Gerizekalılara bak lan. Türküz lan biz. Ne Arap reklamı çıkıyor karşı? Arapça yapmışlar bu da. Neyse biz lan biz videomuza bakalım. Bir anlamıyorum da gittim yanlışlıkla tıkladım sayfaya gitti. Aracımız nasıl arkadaşlar burada Lamborghini'miz? Lamborghini ya. Çok güzel. Tasarım kim yaptıysa eline sağlık valla. Çok güzel. Yapılabilecek en iyi tasarımlardan biri. Bunun moru var bir de. Onun moruna... Senin yapacağın lastik dumanına tüküreyim ben kanka. Senin yapacağın lastik dumanına tüküreyim. Bok gibi bir şey diyeyim mi? Bokum gibi olmuş. Önümü görmüyorum senin yüzünden. Senin yüzünden önümü göremiyorum. Adamın dumanına bakmaktan yolu takip edemiyorum. Böyle salak bir şey. Baksana adam bütün yolu kapatıyor. Hiçbir şey görmüyorum. Böyle salak bir duman olabilir mi ya? Siz böyle hayatınızda salak bir duman gördünüz mü arkadaşlar? Bunu yapanların ne kafa yaşadığını gerçekten bilmek istiyorum ya. Yani güzel de yanlayamıyorsun kanka. O dumanı yapınca ne oluyor anlamadım. Baksana. Leş gibisin. Biraz ağır konuştum ama hak ediyorlar yani. Lan dümdüz beyaz yap ya da farklı bir renk yap. Öküz gibi dumanım var sapsarı böyle. Sanki şey gibi önümden böyle çöp arabası yanlıyordu ondan çıkan parçalar aracımın camına geliyormuş gibi hissettim. Oo araç güzelmiş. Yanında kendime kızı değil ama araç güzel. Bana yanlış anlamayın. Mesela bak bu adamınki normal. Önümü görebiliyorum. Adam da hiçbir şey gözükmüyordu oğlum. Mahalleyi kaplıyor herif. Adamın az önceki adamın dumanı harbiden mahalleyi kaplıyordu ya. Tüm mahalleye kalktı. Oh güzel puan aldım kanka senden. Vallahi güzel puan aldım. Amanim. Amanim. Hangi sen o araçla beni yenemezsin biliyor musun? Benim biraz daha gelişmen gerekiyor. O araçla beni yenmen çok zor. Aramızdaki farka bak yani. İmkansız. İmkansız kanka. Uğraşma. Aslında pek imkansız değilmiş ama. Yine de zor be. Şimdi diğer aracımıza geçelim arkadaşlar. GTR. R35 miydi lan? Benim aracımın modeli neydi? Dur bakayım. Bu R35 galiba. R34 değil aynen R35. Köpek havlıyor arkadaşlar. Neyse köpek çoktan. Atlas GT R35. Apollo. Karşımızda bir Supra var. Apollo Supra'ydı değil mi? Bakayım. Ha yok lan ne Supra'sı ama. BMW. Bu arada aracımın rengini nasıl almış arkadaşlar? Apollo benim nereden aklıma kaldı? Bir tane Apollo diye Supra markası vardı. Supra markası dedim orada Karix'ten bahsediyorum arkadaşlar. Buna demeyin Apollo diye nasıl Supra markası falan. Abi bu arada GTR R35 güzel yanıyormuş ha. Akıyor araba. Akıyor abi. Akıyor be. Aracım çok güzel olmuş yalnız. Morumsu böyle lacivertimsi morla karışık bir şey. Benim acayip hoşuma gitti kendisi. O yüzden dedim ki neden yapmayayım. Bu arada R35 fena yanlıyormuş lan. Lambo'dan bile iyi yanlıyor. Lambo gerçi hızlı aracı ama. Bayağı iyiymiş bu arada. Zorlasam güzel puan yapardım. Hiç zorlamadım. Biraz zorlasam güzel puanlar yaparmışım arkadaşlar. Deneyelim bir kez daha bakayım. Hunter, Karix tut. Karix tut diye bir YouTube sayfası vardı herhalde. Arkadaş ondan almış. Tasarıma. Tasarım diyorum. Tuning'e. Uy. Yok lan güzel değilmiş. Ulan yanını gördüm bir dedim. Ne güzel araba lan. Ama arkası olmamış aga. Önü çok güzeldi bu arada. Yan tarafı böyle başta böyle. Önünden arkaya doğru geçiş böyle mükemmeldi. Ama sonra bozmuş bir araba. Vallahi. Başta güzeldi ama. Başta bir kalbimi çaldı. Ama stopları görünce vazgeçtim. Dedim bu nasıl araba? Böyle araba mı olur lan? Araç güzel yanlıyor. Bir şey diyeyim mi? Ben bu aracı yanlamayı unutmuşum.
Kayıyor ya. Akıyor araba ya. Oo, gelişe bak. Sen Tokyo Drift misin lan? O nasıl gelir? Allah. Nazar değdi bak. Yok, nazar değmemiş arkadaşlar. Lastiğim şeyi bitmiş. Lastiğin şeyi bitmiş. Neyse arkadaşlar, video buraya kadar da olsun. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.